Evet sevgili gençler, Canan Hoca ben. Destek hareket sistemini anlatıyorduk. Biliyorsunuz iskelet sistemini anlatmıştım. Kas sistemi kalmıştı. Şimdi kas sistemiyle de dersimize devam edeceğiz ve bir sistemi daha bitirmiş olacağız. Evet, kas sistemini de bitirdikten sonra artık siz soru çözebilecek duruma geleceksiniz. Öncelikle kas sistemi tabii ki iskelet sistemiyle birlikte arkadaşlar hareketi sağlar. Kaslar hem kemiklerle birlikte hareketi sağlar hem de vücudumuza şekil verir. Kasların kemiklere bağlandığı yerlere tendon denir. Yani kaslarımız kemiklere genellikle bağlıdır ve bağlantı olduğu yerler tendonlardır. Tendonlarla bağlıdır. Peki, kaslarımız sadece kemiklerle birlikte hareketi sağlamak ya da vücudumuza şekil vermek gibi bir görev mi yapar? Hayır. Öncelikle birçok olay, mesela kalbimiz kas yapısından dolayı kanı pompalar ve hücrelere bu kan giderek besin taşır arkadaşlar. Bunun dışında mesela nefes alıp verirken, konuşurken, yürüme, koşma, yüzme gibi hareketleri gerçekleştirirken hep biz kas sisteminden faydalanırız. Bunun dışında arkadaşlar vücut ısımızın oluşması, mesela üşüdüğümüzde titreriz, titreme davranışları vücut ısımızın artırılmasını sağlar. Bütün bunlar da tabii ki kas sisteminin görevi vardır arkadaşlar. Yani toparlayacak olursak kaslar kemiklerle birlikte hareketi sağlar. Kaslar vücudumuza şekil verir. Kaslar öncelikle kasılıp gevşeme özelliklerinden dolayı nefes alma, koşma, yüzme gibi hareketleri gerçekleştirir. Veya kalpteki kas yapısından dolayı kan pompalanmasında görev alır. Veya damarlarımızın yapısındaki kaslardan dolayı yine kanın hareketinde görev alır. Birçok görevi var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Öncelikle kas dokudan bahsetmemiz gerekir. Kas dokusunda yer alan kas liflerine biz kas hücresi diyoruz. Çünkü lif şeklinde olduğu için bu kas hücreleri biz kas lifine kas hücresi diyoruz arkadaşlar ve çok özelleşmiş hücrelerdir. Bunların hücre zarına sarkolemma, plazmasına sarkoplazma, endoplazmik retikulumuna sarkoplazmik retikulum ismi verilmektedir. Kas hücresinin içerisinde kasılıp gevşemeyi sağlayan aktin ve miyozinlerden oluşmuş filamentler vardır. Aktin ve miyozinler protein yapılıdır. Bunlardan miyozinler daha kalın, aktinler ise daha ince olan ipliklerdir. Bunlara biz miyofilamentler diyoruz arkadaşlar. Bu filamentler kasların kasılıp gevşemesini sağlar ve tüm kasların yapısında bulunur. Bu aktin ve miyozinler, filamentler bir araya gelerek yani bu iplikçikler bir araya gelerek miyofibrilleri oluşturur. Kas dokuda enerji ihtiyacı çok fazla olduğundan mitokondri sayısı da çok fazladır. Şimdi size şöyle anlatacağım. Şurada gördüğünüz bir kas. Burada arkadaşlar kas hücrelerinden oluşan birçok kas telinden oluşan kas demetini görüyorsunuz. Bakın kas lifleri. Bunların her birine biz kas hücresi diyoruz. Ve bu kas liflerini görüyorsunuz burada. Kas liflerinin içerisinde miyofibrilleri görüyorsunuz. Miyofibriller aktin ve miyozinlerden oluşuyor demiştik. Ve bakın burada da miyozin ve aktin filamentlerini görüyorsunuz. Miyozin daha kalın ve üzerinde çıkıntılar var. Aktin ise daha ince olan iplik arkadaşlar. Evet, vücudumuzdaki kas dokuya baktığımızda 3 tip kas doku olduğunu görüyoruz. Yani biz kaslarımızı 3 kısımda inceliyoruz. 1. Düz kaslar, 2. Çizgili kaslar ve 3. Kalp kası olmak üzere. Öncelikle size şunları söylemek istiyorum. Çizgili kaslara biz iskelet kasları da diyoruz. İskelet kası. Şaşırmayın. O yüzden çizgili kas, iskelet kası. Burada bilmemiz gereken çizgili kaslarımız istemli çalışan kaslardır. Yani isteğimize bağlı çalışır. Fakat kalp kası ve düz kaslar istemsiz çalışır. Yani kalp kasımızı veya iç organlarımızda bulunan bağırsaklarımız gibi, midemiz gibi buralardaki kasları ne yapamıyoruz? Biz istemli olarak çalıştıramıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz sinir sisteminden istemsiz çalışan iç organlarımızı denetleyen sistem otonom sistemdi. Demek ki kalp kası ve düz kaslar otonom sisteme bağlı olarak istemsiz çalışmaktadır. Fakat somatik sistem, o da biliyorsunuz istemli, somatik sistem ise, somatik sinirler ise çizgili kaslarımızı denetleyen sistemdir. Şimdi
bu kasların birbirinden farklılıklarını görelim arkadaşlar. Öncelikle şekil olarak bakın düz kasları görüyorsunuz. Düz kaslar şu şekilde, mekik şeklinde, ortada tek çekirdekleri olan, bakın görüyorsunuz burada da çizilmiş zaten. Ben bir kere daha göstermek istedim. Bu şekilde mekik şeklinde çekirdekleri ortada bulunan hücrelerdir. Burada aktin ve miyozin iplikleri düzenli dizilmez, rastgele dizilir. O yüzden burada bantlı yapı yani çizgili bir yapı gözlenmez. Biz burada bantlaşma yoktur deriz. Birazdan daha net anlayacaksınız ne demek istediğimi. Düz kaslar çok yavaş kasılırlar ve çok yavaş gevşerler. İstemsiz çalışırlar. Biraz önce de söyledik. Otonom sistem tarafından denetlenirler arkadaşlar. Genellikle hormonal ve fiziksel uyarılarla uyarılırlar. Yani sinirsel uyarılar veya hormonal veya fiziksel uyarılarla kasılmaları başlar. Genellikle arkadaşlar iç organlarımızın yapısında mesela damarlarımızın yapısında, midemizin, bağırsaklarımızın yapısında, yemek borumuzda, üreme sistemimizde hep düz kasları görüyoruz arkadaşlar. Bunlar istemsiz çalışan organlarımız düz kaslardan dolayı. Evet, düz kaslarımız çok yavaş kasıldığı için yorulmazlar. Bunu da öncelikle söyleyelim arkadaşlar. Bakın yavaş kasılıp yavaş gevşerler. Peki, kalp kasına gelelim. Kalp kası görüldüğü gibi her ne kadar burada tek çekirdek gözükse de bazen iki çekirdekli olarak da karşımıza gelir. Yine silindirik hücreler dallanma şeklinde bakın dallanmalar yapar. Yani şu şekilde dallanmalar yapar arkadaşlar. Çekirdekleri ortadadır. Genellikle tek çekirdek taşımalarına rağmen bazılarında iki çekirdeğe de rastlayabiliyoruz arkadaşlar. Demek ki tek çekirdekli veya iki çekirdekli olabilirler. Mitokondrileri çok fazladır. Aktin ve miyozin çok düzenli dizildiği için çizgili bir yapı, bantlı bir yapı gösterirler. Bakın şu şekilde çizgili bir yapı, bantlı yapı gösterirler. Çok bunlar düz kaslarla karşılaştırdığımızda hızlı kasılırlar. Bunların arkadaşlar çalışmaları düz kaslar gibi otonom yani istemsizdir. Otonom sisteme bağlı olarak çalışırlar. Aslında kalp kası hem çizgili kas hem de düz kas özellikleri gösterebiliyor. Mesela düz kas çalışma şekli olarak istemsiz çalıştığı için düz kaslara benziyor. Fakat çizgili kaslardaki gibi bakın bantlı yapı, çizgili yapı gösterdiği için de yine çizgili kasa benziyor. Fakat tabii çalışmaları otonom sinir sistemi tarafından düzenleniyor, istemsiz çalışıyor. Bunu da ifade edelim. Kalp kendisi de uyarı oluşturabiliyor. Yani sinir sisteminden uyarı almadan da kendi uyarılarını oluşturup çalışabiliyor. Dolaşım sisteminde bunun daha detaylarını anlatacağım size. İskelet kaslarımız, evet, vücutta en çok bulunan kaslarımız, iskelet kaslarımız, kol kaslarımız, bacak kaslarımız, karın kaslarımız, sırt kaslarımız, yüz kaslarımız, bunların hepsi çizgili kaslar arkadaşlar. Çizgili kaslar gördüğünüz gibi şu şekilde silindirik, aynen kalp kasında olduğu gibi kalp kasına göre daha uzundur yalnız. Kalp kası daha kısa ve dallanma yapan daha kısa ve arada da diskler vardır kalp kasında şu şekilde. Çizgili kaslar ise daha uzun, çekirdekleri çok, çekirdekler ortada değil, görüldüğü gibi kenarda yerleşmiş bakın görüyorsunuz ve bantlı yapı yani çizgili yapı gösterir. Çünkü aktin ve miyozin miyofilamentleri arkadaşlar hem kalp kasında hem de çizgili kasta düzenli bir dizilme gösterir. İskelet kaslarımız istenli çalışır arkadaşlar. Kas liflerinden oluşur dediğim gibi. Bunun dışında miyoglobin içerir. Miyoglobin nedir? Miyoglobin hemoglobinin kaslara getirdiği oksijeni depolayan bir moleküldür miyoglobin. Çok fazla enerjiye ihtiyaç duyduğu için oksijene de çok ihtiyaç duyar. Çünkü iskelet kaslarımız yani çizgili kaslarımız arkadaşlar çok hızlı çalışır, çabuk yorulur. Çok hızlı kasılır, çok hızlı gevşer ve çabuk yorulur. O yüzden oksijen yetmeyebilir, miyoglobinin getirdiği oksijen de yetmeyebilir. O yüzden laktik asit fermantasyonuna başvurabilir. Laktik asit fermantasyonu nedir? Laktik asit fermantasyonu oksijenin yetersiz olduğu durumlarda az da olsa bir miktar enerji üretmeyi sağlayan tepkimelerdir arkadaşlar. Laktik asit üretir.
Bunu söyleyebiliriz. Bu da tabii ki geçici olarak çok efor sarf edilen durumlarda ATP ihtiyacını karşılar. Miyoglobin demir içerdiği için iskelet kaslarımız, çizgili kaslarımız kırmızı gözükür arkadaşlar. O yüzden bunlara biz kırmızı kaslarda diyebiliriz. Evet, embriyonik dönemde bu lifler birbirleriyle kaynaşmış. O yüzden hücreler birbirinin içerisine geçmiş gibi gözükür. Çok çekirdekli gözükür. Evet, kalp kası, düz kas ve çizgili kaslarımızın nerelerde olduğunu ve birbirleriyle farklılıklarını ve benzerliklerini söylemiş olduk. Öncelikle şu bilgi çok fazla karşımıza gelecek. Çizgili kaslar yani iskelet kasları ve kalp kası bantlı yapı gösterir. Aktin ve miyozin düzenli dizildiği için arkadaşlar. Fakat düz kaslarda bantlı yapı gözlenmez. Her üç kas için de aktin ve miyozinleri içerdiğini söylememiz gerekir. Genellikle burada düz kaslar çizgili yapı göstermediği için sanki aktin miyozin yok gibi algılıyorsunuz. Tabii böyle bir hata yapmayalım. Hepsinde aktin miyozin var. Fakat düz kasta düzenli dizilmez. Şimdi kasların kasılmasından bahsedeceğiz. Ama kasların kasılmasını anlayabilmek için arkadaşlar öncelikle tabii ki bantlı yapıyı görmemiz gerekir. Öncelikle kas lifi çok sayıda miyofibril içerir. Miyofibriller de aktin ve miyozinlerden oluşur biliyorsunuz. Şimdi öncelikle ben size bunu çizerek anlatacağım. Çizerek detaylandıracağım arkadaşlar. Şimdi evet. Öncelikle mikroskoptan şöyle bir şey alalım. Şöyle bir kas demeti alalım. Bu bizim kas demetimiz olsun. Kas demeti. Buradan tek bir kas teli alalım. Kas lifi alalım. Kas hücresi. Bu kas teli arkadaşlar. Bu kas telini mikroskopta incelediğimizde şöyle hemen görelim. Boyuna çizgiler görürüz. Şöyle boyuna çizgiler. Bu gördüğümüz boyuna çizgilere biz Z çizgisi diyoruz. İki Z arasına sarkomer denir arkadaşlar. Sarkomer kas birimi. Kasılma birimi olarak ifade edilir. Mikroskopta şu anda kasın sitoplazmasını, kasın içini görüyoruz. Şimdi burada tabii ki miyofilamentleri, aktin ve miyozini göreceğiz. İnce olanlar aktinler. Bakın şu şekilde aktin ipliklerini görüyoruz. Bunlar aktinler arkadaşlar. Şimdi bu şekilde dizilmiş düzenli olarak çizgili kas ve kalp kası için bu bantlı yapı geçerlidir. Düz kaslarda geçerli değildir. Düz kaslarda biliyorsunuz sarkomer yapısı falan da gözlenmez. Şimdi miyozinler de bunların arasına yerleşmiştir. Miyozinler daha kalın demiştim. Bakın buraya ben hemen şöyle miyozinleri de yerleştiriyorum arkadaşlar. Evet, şöyle miyozinleri de yerleştirdim. Şimdi kaslardaki bantlı yapıyı size göstereceğim. Şöyle bölersem şu gördüğünüz kısım. Bakın miyozinin boyuyla sınırlı olan şöyle netleştirelim bakın. Bir miktarda aktin taşıyor görüyorsunuz çocuklar. Şurada aktinler var. Bakın. Evet. Şimdi şu kısım, şu gösterdiğim kısım mikroskopta ışığı çok kırar. Işığı çok kırdığı için karanlık gözükür. O yüzden biz buraya karanlık bölge anlamına gelen anizotropun A'sını kullanırız. Yani A bandı. A bandı hem miyozin içerir, hem miyozin miyofilamentini içerir, hem de bir miktar aktin içerir çocuklar. Demek ki bakın A bandı anizotroptan gelmektedir. Anizotrop karanlık bölge anlamına gelir. Anizotropun A'sı buraya isim vermiştir. Evet, şunlar aktinler gördüğünüz gibi. İkinci sarkomerde de gösterelim isterseniz. Miyozinin boyuyla sınırlı demiştim. Bakın şöyle alıyorum. Miyozinin boyuyla sınırlı. Şöyle bir miktar aktin var. Görüyorsunuz arkadaşlar aktinleri. Evet, şu kısım A bandıdır. Şimdi gelelim başka bir banda. I bandı. Bakın şurada aktinleri görüyoruz. Aktinler daha ince olduğu için ışığı az kırarlar miyozinlere göre arkadaşlar. Burası aydınlık gözlenir. İzotrop bölge. Aydınlık bölge. İzotropun I'sı kullanılır. Yani şu bant burada I bandını ifade etmektedir. Aynı şekilde burada da I bandını görüyorsunuz arkadaşlar. Ortasında Z çizgisi var. Aynı şekilde burası da I bandı. Demek ki I bandı sadece aktinden oluşmaktadır.
A bandı ise hem miyozin hem de bir miktar aktinden oluşmaktadır. Tek bir yer bir bant kaldı. O bandı da şurada göstermek istiyorum size. Şöyle renk alalım. Arkadaşlar orası da şu A bandının ortasında kalan şu kısım. Yine bakın burada da gösteriyorum. A bandının ortasında kalan bu kısım sadece miyozinden oluşan H bandıdır. H bandı dediğimiz kısım. Demek ki H bandı sadece miyozinden oluşmaktadır. I bandı sadece aktinden oluşmaktadır. A bandı ise hem miyozin hem de aktinden oluşmaktadır arkadaşlar. Biz bunu bir başka şekil üzerinde daha görelim ve çizgili yapayım. Görelim, daha net görelim. Evet, şöyle Z'leri aldım. Şuradaki Z'yi de buraya aldım. Bakın bu Z, bu da Z. Bu da buradaki Z'yi indirdim buraya. Buna ne demiştik? Sarkomer demiştik. Bir sarkomer var. Bir de burada sarkomer var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi inceleyin. Şurası I bandı. Şurası aktin miyozin, aktin miyozin, aktinin olduğu, ışığı en çok kıran kısım. Burası ışığı çok fazla kırdığı için çocuklar bakın bu şekilde çok karanlık gözükür. Burası bu şekilde çok karanlık gözükür. Burası ise bakın neresiydi burası arkadaşlar? H bandıydı. Sadece miyozin. Bu kadar karanlık gözükmez. Bu kadar da aydınlık gözükmez. Çünkü miyozin daha kalındır. Burasını biz H bandı olarak gösteriyoruz. Burası ise ışığı en çok kıran. Gördüğünüz gibi şu şekilde ifade edeyim size. Bakın ışığı çok kıran aktin ve miyozinlerin üst üste geldiği kısımdır. Ben size şimdi burada A bandını çizmiş oldum. Fakat A bandının ortasındaki şu parlak kısım H bandıdır. Burası ise I bandıdır. Şimdi şuraya bakalım. Z burası aktinden oluşan I bandıdır. Burası bakın aktin miyozin, aktin miyozin üst üste gelmiş. O halde burası gördüğünüz gibi şu şekilde ışığı çok kıran kısımdır. Burası bu kadar karanlık değil, bu kadar aydınlık değil. H bandı. Şurası yine çok koyu gözüken kısımdır. Bakın aktin miyozin ışığı çok kırdığı için burası bu şekilde gözükür. Yine ben size burada A'yı çizdim. Burada ise H'ı çizdim. İşte kasların bantlı yapısı, bu çizgili gözükme, kalp kası ve çizgili kas için yani iskelet kasları için bu dizilimden kaynaklanmaktadır. Üst kaslar için böyle bir durum söz konusu değildir çocuklar. Rastgele dizilmiştir. Aktin ve miyozin dağınıktır. Bantlı yapı düz kaslarda olmaz. Sarkomer yapısı düz kaslarda olmaz. Peki şimdi kasılma nasıl gerçekleşmektedir? Onu da ifade edelim. Şimdi tek bir sarkomer çizelim arkadaşlar. Burası aktin, burası aktin. Bunların arasında miyozini görüyoruz. Yine burada miyozini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu Z, 2Z arası zaten sarkomer demiştim. Aktinler ve miyozinler. Şimdi bu normal gevşeme durumunda bir kas. Kaslarımız tonus durumunda kalır arkadaşlar. Yani baygın olmadığımız sürece kaslarımız hafif kasılı durumdadır. Aktinler şöyle miyozinlerin üzerine doğru birazcık kaymış durumda bulunur. Yani tam bir gevşeme olmaz. Tonus halini korur ki herhangi bir uyaranda hemen tekrar hızlı tepki gösterebilelim diye. Demek ki kas tonusu canlı baygın olmadığı sürece kasların hafif kasılı durumda olmasıdır çocuklar. Şimdi bu kasın kasılmasını görelim. Bu kas kasılırken Z'ler birbirine yaklaşır çocuklar. Z'ler birbirine yaklaşır. Aktin ve miyozinlerin boyu değişmez. Aktin ve miyozinler de yine bu şekilde boyları değişmez. Ama onlar da birbirine yaklaşır. Bakın hatta şöyle yine miyozinin de boyu değişmez. Buraya çiziyorum. Kasın boyu kısalıyor. Aktin ve miyozinlerin bakın şöyle çizebilirim size. Şöyle yine miyozini çiziyorum arkadaşlar burada. Görüyorsunuz. Burada yine bakın bu bir kasılmış kas. Yani kasılma durumunu göstermektedir bize. Şimdi çocuklar bakalım neler değişti. Aktin ve miyozinlerin boyu değişmez. Kasın hacmi değişmez. Bakın kasın hacmi değişmez. Aktin ve miyozinlerin boyu değişmez. Kasın boyu kısalır. Z'ler birbirine yaklaşır. Bakın şuraya. Şuradaki I bandına bakın.
şu kadarken buradaki I bandına bakın çok kısalmıştır. I bandı kısalır. Görüyor musunuz? Çünkü Z'ler birbirine yaklaşıyordu. A bandına bakalım arkadaşlar. A bandının değişmediğini görüyoruz. Bakın burada A bandı burası. Burada da A bandı burası. Demek ki A bandı değişmemektedir. Çünkü A bandı miyozinin boyuyla sınırlıydı. Miyozinin boyu değişmediği için A bandının da boyu değişmedi arkadaşlar. Fakat şimdi size şurayı göstermek istiyorum. Şurası H bandıydı biliyorsunuz. H bandını artık burada göremiyorsunuz. Çünkü aktinler kapattı. Demek ki kasılma sırasında H bandı kaybolur diyoruz arkadaşlar. Evet, kasılma ve gevşemedeki durum ve bantlı yapı bu şekilde ifade edilebilir. Şimdi size bu yapıyı göstereyim tekrar buradan şekil üzerinde arkadaşlar. Evet, demin anlattığımız gibi H bandı, I bandı, işte gevşemiş kas ve kasılmış kas. Bakın gevşeme sırasında, öncelikle kasılma sırasında neler değişir? Kasılma sırasında arkadaşlar A bandının boyu değişmez. I bandı daralır. H bölgesi daralarak kaybolabilir. Z çizgileri birbirine yaklaşır. Sarkomerin boyu kısalır. Tabii ki eklememiz gereken kasın hacmi değişmez. Kasın hacmi değişmez. Çok önemli. Aktin ve miyozinin boyu değişmez. Bunları söylemek zorundayım. Aktin ve miyozinin boyu değişmez. Kasın boyu kısalır, eni genişler arkadaşlar. Bunları ifade edelim. Z'ler birbirine yaklaşır. Yani sarkomer kısalır. Gevşemede ise bunların tam tersi durum söz konusudur arkadaşlar. Zaten yeterince anlattım, uzun uzun anlaşıldığını düşünüyorum. Bakın kasın boyu kasılma sırasında kısalırken kalınlığı artar fakat hacmi ve kütlesi değişmez. Şimdi kasların bantlı yapısını öğrendik arkadaşlar. Kasılma ve gevşemede bu şekilde değiştiğini gördük. Şimdi gelelim nasıl çalıştığına gelelim arkadaşlar. Çizgili kaslar somatik sinir sistemine ait miyelinli nöronlar tarafından uyarılır. Yani çizgili kaslarımıza mutlaka somatik sinirler bağlantı yapar. Motor sinirler motor liflerini oluşturur. Motor liflerde kasların uyarılmasını sağlar. Motor sinir hücreleri ile kas hücresi arasındaki bağlantı bölgesi motor uç plaktır. Yani bakın motor nöron miyelinli geldi. Akson uçları görüyor musunuz? Akson uçlarının şöyle bağlantı yaptığı yerlere motor uç plak diyoruz ya da motor plak ucu diyoruz. Evet, şimdi buraya impuls bu şekilde taşınıyor arkadaşlar. Impuls motor uç plağa gelince nörondan nörotransmitter salgılanması sağlanır. Bu nörotransmitterin adı asetil kolindir arkadaşlar. Asetil kolin salgılanır. Nörotransmitterler sarkolemma üzerindeki sodyum kanallarının açılmasını ve hücreye çok miktarda sodyum iyonunun girmesini sağlarlar. Yani asetil kolinin bağlanmasıyla çizgili kasın, iskelet kaslarımızın arkadaşlar zar geçirgenliği değişir. Sodyuma geçirgenlik çok artar ve hücreye çok miktarda sodyum girer. Böylece kas hücresi uyarılır ve kas hücre zarı boyunca bu uyarı yayılır. Bu uyarı sarkoplazmik retikuluma ulaşınca sarkoplazmik retikulumda depolanan kalsiyum iyonları sitoplazmaya salınır. Böylece kalsiyum iyonlarının derişimi yükselir. Salınan kalsiyum iyonları sarkomerde aktin üzerinde konumlanmış olan özel protein kompleksini inaktif hale getirerek miyozinin aktinine bağlanacağı kısmın açığa çıkmasını sağlar. Şimdi sevgili gençler, bugünlük buraya kadar anlatalım. Bu kasılmadaki olayları diğer dersimizde daha detaylı olarak size anlatacağım. Ve soru çözümüyle de konumuzu bitireceğiz. Evet, hepiniz kendinize çok dikkat edin. Bir dahaki derse görüşürüz. Hoşça kalın.